Dostlar yeni bölümden herkese merhaba. En son karakterimizi tezgaha bırakmıştık. E, to, to, ortalama 25M gibi bir miktar vardı. Eğer bütün her şey satılsa o kadar gelecekti. Bazı şeyler satılmış. İki tane busumuz vardı gitmiş. E, Skrulllar scroll, satılmış ve kırmızı kutular gitmiş. Toplam üzerimiz 11M 500k. Bir nakit olmuş. Güzel para. BDV vardı. Bdv kaçırmak istemedim. BDV'ye gireceğim sonra tekrar karakteri biraz daha tezgahta bırakacağız. Sonrasında devam edeceğiz. Evet başarısız bir BDV'den çıktık. Ondan dolayı pek bir kayıt olmadı. Şöyle tekrardan karakterimizi bırakıyoruz. Tezgaha. ne ne kadar bıraktığımızı hemen göz gezdirelim. Tamamdır. Şimdi biraz burada duracağız. Umarım sabah uyandığımızda her şey satılmış olur. Şimdi dostlar karakteri tezgahtan çıkardık şöyle bir tane ibmiz e var zaten üzerimize koyun anlayabilirsiniz bir tane ib e vardı onu satmış sadece Biz de böyle görevleri yapabilmek için bir sağa sola geziniyoruz ama bakalım bir parti bir şey bulabilecek miyiz 0 ee, 5 ve 6'daydım 5 ve 6'da maalesef e, kimse yok incin <laughs> top oynuyor yani slotlarda paramın slotlarında bile boş olan slotlar vardı ben de o yüzden 2'ye geçtim. Bakayım buralarda görev için ark birilerini bulabilecek miyim? Bir de oyun içerisindeyken Matador PM atmıştı. Ona da çok teşekkür ederiz. Videoları izliyormuş. Kendisi hatta dedi ki görevim falan varsa yapılacak. Yapamıyorsan yardımcı olabilirim. Teşekkür ettim. O an ben de pek müsait dedim. Şimdi geldim bakıyorum. Ya Görev yapmak istiyorum ama tek başıma aşırı zor. Flemlock'lara gittim. Kesemiyorum. Buraya geldim ayrın kılavları keseyim dedim. Kesemiyorum maalesef. Ee, yani birazcık hatamız olsa ya da okçu olsaydık en azından. Okçuyken biraz daha rahat biliyorsunuz. üçlü 5'li giriyorsun. Bitiyor iş. Ama asasken durumlar biraz daha zor oluyor. Yani şu durumda ben e, eğer ki bir parti bir şey bulamazsam yine farm atabilecek bir yerler arayacağım. Bir de fantomu çok öneriyorlar. Çok fazla kişi fantomda e, yani droplarının iyi olduğunu söylüyor. Orayı da deneyebiliriz bir boşluk anda. Şimdi bakalım bir etrafa. Görev için yani görev yapamazsak her mecburen arm için bir yerlere geçeceğiz. Evet dostlar gerçekten tıkandık dediğimiz bir noktadayız şu anda. Ee, ya şöyle görev parti hiçbir şekilde bulamıyorum. Kendim kesmeye çalıştım. Şöyle sol sağdan göstereyim. İşte e, TB zaten kese atamayız. Iron Club kesmeye çalıştım. 6 tane Gereksiz man harcayacağım biliyorum. Onlarca Flamrock chat görevi devam vardı. Onu kesmeye çalıştım. 6 tane kestim ama baktım böyle olmayacak Onu da iptal ettim. Şöyle şimdi 0-4'e girdim. 0-1'e bir, bir e girmeye çalışıyorum. 0-1'de e çünkü görev partiler falan daha çok oluyor. 0-1'e e giremiyoruz. Giriş yapamıyoruz. Premium'umuz yok. Yani ziro 1e e sadece onun için de düşünmedim aslında. Ne bileyim elbise falan giderdim. Tabiste işte fantomları falan denemek istiyorum. Yorumlarda belirtmiş belirtilmişti. Yani gitmek istiyorum, yapmak istiyorum ama giriş yapamıyorum. Cidden şimdi böyle nasıl diyeyim, tıkandım dediğim bir noktadayım. Yanlış yere ışınlandık. Poşa gitti paramız ya. Tıkandım dediğim bir noktadayım. Ee, ondan dolayı bari dedim birazcık farm atayım bir yere gideyim. Şöyle birazcık farm attık çok bir şey olmadı. O, orada da elimize bir şey geçmedi. <laughs> yani durum böyle. Üzerimizde de şeyler birikmişti. Ee, bu BDV kağıtları onu da verelim. Master 2 kağıdını alalım. Ee, bir de skill'lerde ilk olarak e, üçlü defans açmayı istiyorum. Ondan dolayı daha vermedim. Belki ilerleyen zamanlarda bir fikir değişikliği olabilir. Master 2'ye verebilirim. O yüzden şimdi böyle bekletiyorum duruma göre ihtiyacımıza göre belki Master 2 açar sonra e, üçlü defans açarız. Bakacağız. yani şimdi en azından bir farm atayım diyorum. Sağ sola koşturuyorum. Zaten birazdan yine BDV çıkacak. BDV'ye gireriz. Kazanır mıyız kazanmaz mıyız bilmiyorum. Yani görevlere giremediğim için maalesef ben de diyorum bari bir sağda solda bir farm atacak bir yer bulayım böyle ama dediğim gibi cidden böyle bir tıkandığımız bir noktadayız. Amacım şu şimdilik bronz premium'a ulaşmak. Çünkü treke girmek istiyorum Gire, giremiyorum. 70 olduğumuzda kaoslara gireceğiz sürekli olarak ona da giremiyoruz. Şu an tek etkinliğimiz BDV gibi görünüyor. FT aslında girebiliriz de işte bu karakterle parti alırlar mı almazlar mı çok emin olamıyorum. Yani boşa da girme ihtimalim var. deneriz ama illa bir gün Evet burası da dolu. Evet bir çıkar yol bulmaya çalışıyorum. Hani server değiştiremediğim, çok, değiştiremediğim için çok fazla alternatifim olmuyor maalesef. Keşke olsaydı seri seri katsaydım. Şu an birazcık tıkandığım durumdayım yani öyle söyleyeyim. Yani görevleri istesem aslında şunları tek başıma çoğunu yapabilirim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani paramın hepsi bu sefer pota gider. Ya benim zaten şu Sword Breaker'ı bile almamın amacı çok fazla mana potu harcamamam. Ee, ondan dolayı tüm slotları geziyoruz ama boş bir slot bulamayacağız herhalde. Aslında bir çıkış noktamız var şimdilik. Ee, şöyle her arşive girersem Şu an arşivde muhtemelen Birkaç monster'ımız vardır. Şöyle hatta birlikte bakalım. En az bence bir 4-5 monster çıkar gibi görünüyor. Evet. Bir tane burada var. MS misin sen? Aynen. Biri burada var. Bakalım. Event'lara pek giremedik. Burası boş. Aynen. İki burada var. İkiye. Bunlar açılmamış. Maradon şeyinde muhtemelen açık vardır. İkiye. Yok. Allah Allah. İkideyiz hala. Kaosa giremedik maalesef. Onda da yoktur. BDV'de açık olabilir. Belki. O da yok. Mükemmel. Buralarda birkaç tane daha vardır ama. Evet. 2, 3 mi oldu? Aynen. 3. mesleğimiz var. Hazırda. Evet. Buralarda 1, 2 çıkar sanki. Evet üçüncü MS'deydik, dördüncü MS misin? Evet dört tane MS'miz hazır. Başka var mı? Sonlar da genelde çıkmaz zaten. Evet dört tane MS'miz hazır var aslında. Yani oradan da devam edebiliriz. Bir BDV girip çıkalım. Ya yani MS'leri bilerek yüksek levelleri bekletmek istiyordum da şu an ihtiyacımız var maalesef. Belki içinden drop falan da alırız ama exp de kasacağız zaten oradan. Hem exp hem drop. Ee, yani 4 tane be 4 tane MS'den bir şey alır mıyım? Ben yüksek ihtimalle almam diye düşünüyorum ama bu durumlar belli olmaz. Yani bir bakarsınız oğul rol falan atar o ihtimal çok zor. Çünkü zamanında hatırlıyorum kaç 25 30 MS üst üste girinde bir tane saçma sapan bir aldığımı hatırlıyorum. DC premiumlar flashını basmışsın işte %100'e kadar ama işte belli olmuyor. Belki şansımız yaver gider. Belki içinden bir de bus alırız, bir şey alırız. Bir BDV girelim. Çıkışta artık duruma göre ilerleyeceğiz. MS'lere de girebilirim. Çünkü sağda solda şu anda boş boş geziniyorum gerçekten. Slot da bulamıyorum doğru düzgün. Yani cidden böyle kafayı yiyeceğim gibi bir şey yani şu anda. Çünkü yani ilk, ilk zamanlarda olsa, oyunun ilk zamanlarında olsa sürekli parti oldu, sürekli seri seri görevlerini yapardım. Şu an ona da ulaşamıyorum. Mesela çok kısa bir örnek hazır. Buradayız göstereyim. Boş aman harcadım. Canım acıdı şu anda ya. Benim mesela filemlak görevim var arkadaş. Şimdi Flame zaten zor ölüyor. E üstüne benim atam çok fazla yok. Bak şimdi hemen birlikte bir Flame keselim. Ya ben zaman anlamından bir şey yapmıyorum bu arada. Zamanın geçmesi bir problem yok. zaten zaman harcıyoruz. Yani zamanı düşün düşünecek olsam Başlangıçta DC premium alır. Öyle devam ederdik. Kafamız da rahat ederdi. Hızlı hızlı kasardık. Heh. Şimdi bunu yaptım ya ben her seferinde hem kaçarak keseceğim hem de çok fazla pot harcayacağım. Yani 40 tane kesmem lazım. Falan filan. Zaten birçok görev böyle olduğu için görevlere şu an tek girmek istemiyorum. En azından level biraz yüksek olsa hatamız fazla olsa çok fazla gider yapmadan keserdik. Ama şimdi durum öyle değil. Giderimiz de fazla olacak. İkinciyi de keselim. Aa, SG geldi. Git birader öldürme bizi. Yani zorlu yolculuk. Cidden zorlu yolculuk. Nasıl olacak bilmiyorum. Dıkandık ama bir yerlerde. Mesela manayı kullandık. Şimdi ikinciyi de mecburen kullanacağız. Evet. Zor oluyor. Ben şu an mana kota harcamak istemiyorum. O yüzden BDV'ye girip çıkalım. Meseleri muhtemelen kullanacağız gibi görünüyor. Üzerimize çekeriz meseleri Arşivdeki sonrasına devam ederiz. Şimdi bugün oyuna bir güncelleme geldi. Normalde mantikorlarda biliyorsunuz buraların boş olma ihtimali olmuyor. Bakın mesela bomboş. Buralara nerf geldi arkadaşlar. Yani düşük levelde karakterler kasarken burada çok yüksek miktarda paralar çıkartıyorlardı muhtemelen. Ondan dolayı ve kimse görevini yapamıyordu. Cidden ben de öyleydim. Mesela şu görevi yapmak için geldim şu anda. Sırf o güncellemeden aklıma geldiği için dedim geleyim yapayım bari. Bu arada bu ne ya? Artı yedi mi? Para edecek mi acaba? Gerçekten artı yedi çıktı. Ee, BDV kadar da bari burada duralım. Belki şey kasarız. Yani drop dropları düşürmüşler ama illa ki içinden biraz da olsa atacak. Amacım benim hani pek manamı da harcamayacak burası. BDV kadar bari şurada kalalım. Belki bir iki çöp alırız. Bir de test de etmiş oluruz. Nasıl oldu nasıl bitti diye. Hoş zaten bizim premium'umuz yok. DC premium olmadığı için pek test etmiş gibi de olmayacağız da. Evet şimdi deveye girdik. Birebiriz. O yüzden price var mı yok mu bilmiyorum. Hemen ben şuradan 10 tane kür alayım. Ne olur ne olmaz. Seriden şu üstümüzdeki nasıl satalım. Eğiz nereye götürüyorsun onu ya? Hemen gidelim bakalım ne olacak. Birebir vs. Teke tek atlay mısın? Aa, Allah price. Yok okçu. Okçu musun? Okçusun. Wolf atamadık ama seni böyle kes. Elinde bir şey yok lan bunun. Şaka mı lan bu? Valla bunun elinde bir şey yok. Ya. Ya şu Wolf beni bitirdi. Neyse. Öyle ya da böyle keseceğiz seni birader. Tabi şöyle bir hatamız da var bizim. <laughs> Ko kovalamacı öleceğiz herhalde pezemekte. Yani ha o kadar varmış. Hadi bakalım. E, bu nasıl olacak böyle? Sen kaçacaksın ben kovalayacağım mı sürekli? Giz ya. Başı şeyde kafada kaldırıyor. Tam alırım gibi ama biraz fazla pot harcayacağız burada herhalde. Birader salarım. ya. Ben, ben burada 30 dakika dol dolu yaşayacağım ya. Bir adam geliyor bir ben gidiyorum bir şeyler oluyor. Adamı sürekli kesiyoruz eyvallah o sorun değil de. Abi 20 24'e 10. Nasıl 300 400'leri 4 bulacağız? Bu 25 dakika boyunca burada mahsuruz. Aha tam bunu söyledim adam çıkmış valla. Helal olsun. <gülüyor> söyledim. ya <laughs> dedim saatler boyunca burada mı kalacağız yarım saat boyunca. Neyse elimize saldık tek başımıza kazandık güzel oldu. <laughs> Hadi hemen bizi da buradan. Kırmızı kutumuzu da ver. Evet aldık kırmızı kutuyu. Şimdi MS'lere bir bakalım ya. Bir gözden geçirelim MS'leri. Evet bu aldığımız göre verelim. Fazlalığı çöp atabiliriz artık. Şimdi 4 tane MS'miz var. Hadi ya Allah Bismillah diyelim. XSC'mizi de bastık. Hemen şuradan seri seri Exp kasalım. Belki farm atabiliriz. Belki atamayız. Onu artık göreceğiz. Golfümüz bitmiş. çimlilikten wolf almıyoruz arkadaş ya. Para bitecek diye wolf almıyoruz Tamam. Hadi başlayalım. Evet ilk posu kesiyoruz. Birinci mense ilk kes. Bakalım sonuç nasıl olacak umarım bir şey atarsın bize ya böyle ezik dandik mandik hiç fark etmez her türlü şeye kabulümüz var. Ya yani 4'te dörtte bir bile yapsam ben öpüp başıma koyarım ama bakalım nasıl olacak evet. İyi iki boş. Devam edelim ikinci monsterdan. Bu arada RPR yetmiyor. Son böyle en son kapıdan geçtikten sonra elimdekiler kırılıyor. en yani son bossa kadar RPR yetmiyor. Ondan dolayı şuraya kadar geleceğim. İkinci kapıya gelmeden muhtemelen ton çekerim hemen RPR yaparım. Çünkü en sona gidip tekrardan ton çekip geri gelmek zor olacak. İlk başta ben RPR'in yeteceğini düşünmüştüm ama yetmiyor maalesef. şurayı bitirin bitirdikten sonra bir ton çekerim. Elimdekileri RPR yaparım sonra tekrardan yola devam ederiz. Şuralardan şöyle bir tane bus mus yok mu ya? Ya da MS de olur. MS içinde de MS de alabiliriz. Oluyor böyle şeyler. Evet keserken level aldık. Hala ikinci ikincideyiz bu arada. Hala üçüncüye falan geçmedik. 2 ee, i̇ki MS'miz daha yedekte duruyor. Haricinde burada güzel X kastık gerçekten. Eksi de fullleyelim. Ya yine yanlış verdim. Allah'ım 94 TP verecektim. Şu görünce otomatik de eksi fullleyesim geliyor neyse ya. Moralim bozuldu. Neyse premium almamız lazım. Ya şöyle Shell görevlerini yaptım ya. Şimdi donduk şelle göğüslük Shell'i giyemeyeceğim. Ondan dolayı 94'e kadar e, vermem gerekiyor DP. Şimdi 65-66 levelde giyebileceğiz göğüslüğü. 65'te donluğu giyeriz. Ya aman aman bir fark yok zaten. 5-10 defans farkı vardır en fazla şu an. E, o yüzden çok da takmayalım. Zaten level alacağız zamanla. Kaç oldu? Bir 175. Evet otçuların nefret ettiği o monster boss'undayız. Ben de otçuyken gerçekten çok nefret ediyordum. Yani ne kadar dibine girers girersen gir. 3'lü 5'li hiçbir şekilde ilerlemiyor. Tek tek vurman gerekiyor. Tek de skill'le keseceksin yani bunu. Başka şansın yok. Kaçırdık yine bak. Evet. İkinci mesedeyiz. Yüzümüzü güldürsen ne güzel olur. Hadi bismillah. Güzelsin ya. Gerçekten mükemmelsin ya. Valla ben sanki premiumla oynuyormuşum gibi hissediyorum valla. Böyle şeyler görünce. Çok güzel. İkide bir. Umarım dört tane toplamında bir tane daha fazla çıkartız. Benim isteğim birdi zaten geldi. Çünkü dörtte bir anca yani ortalamadır baktığın zaman. Ama neden şanslı olmayalım arkadaş? Kendimize hep böyle en az indirgiyoruz arkadaş. Böyle bir şey olamaz. Oyun bize zaman da bunu aşılamış resmen. 4 tane de bir yeter ya diyoruz artık. Niye 4'te 4 olmasın? Zaten 4'te 4'ü kaçırdık da. Düşünce olarakken yani niye 4'te 4 olmasın? Neyse bir tane aldık abi güzel. Bunu muhtemelen satışı falan yoktur. Kırarız, taşa çeviririz onu. Şimdi üçüncü monsterımıza giriş, giriş yapalım. Evet. Üçüncü tur MSM'sin de son boss'undayız. Kesiyoruz boss'u. Ya gerçekten asas oynamayı özlemişim ya. her şeyle böyle vs atasım geliyor. Asas oynamak gerçekten çok böyle, tuhaf çok değişik bir şey ya şu bende var mesela sizde var mı bilmiyorum. Herhangi böyle bir oyuna böyle bir isteğiniz geldiğinde yani ya benim şu mantığım yok abi. Hadi bir oyuna başlayalım. Yok. Hadi night'a e geri dönelim. Hadi night oynayalım. Sürekli böyle. Cidden e, şu Slas oynamak çok zevkli bir şey ya. Evet bu boss da boş geçti. Bakalım son boss'ta ne olacak. Son boss'ta görüşmek üzere. Evet. Son e, monster'ımızın son boss'unu da kesiyoruz. Bakalım bundan bir şey alacak mıyız? Sana biraz işkence çektirelim ya. Zer'e mer'e atalım. Evet. Ya 4'te 2 yaparsam mükemmel olmaz mı ama be? He, ne diyorsun? Zamanı geldiğinde geri veririz bak kutunu. Ah be olmadı. Neyse güzel. İsteğimiz zaten düşüncemiz dörtte bir olsa iyi diyorduk. Dörtte bir oldu. Kısmetimiz böyleymiş. Şimdi tezgah bakalım dedik. Fiyatını merak ettim. Biri altı dört e koymuş ama bu fiyattan satılır mı bilmiyorum. Bay da yok bu arada. Ben bunu tezgah bırakmam muhtemelen 6M gibi bir fiyattan bırakırım. Aynen 6M bırakırız. Baktık satılıyor. Güzel. Satılmazsa da Artık fiyat düşürürüz biraz daha. Baktık yine olmuyor. kötü ihtimal kırarız. Gidişata göre hareket ederiz. Sevindim ama bir tane tam aldık en azından. Evet dostlar. uzun zamandır bunları satamıyoruz. Biliyorsunuzdur. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Hızlıdan hemen basalım. Uğraşmıyorum. Artı 5 yapmayı planlıyorum. Yani artı 5 yaparsam zaten Direkt tez bırakırız. Baktık satılmıyor. Daha farklı şeyler deniriz ama kırıldı. Evet ilki kırıldı. Ee, umarım bir tanesi de olsa artı 5 olur. Hatta, tam olursa artı 6 artı 6 yatırız. Belli de olmaz. Evet bir de geçti. Güzel. Bir kırıldı bir geçti. Bu istatistikte sen kırılıyor musun yani? Sen de geçtin. Güzel. Hemen iki tane daha alalım şuradan. Ya upgrade yapmak şu anda gerçekten aklımdaki en son şey. Ama maalesef 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 satılmadılar. Geçmen lazım. Geç gülüm geç gülüm. Ne oldu? Çok karışık ortalık. Hmm. Bunu şimdi artı altısını aslında rahat satarız da. Ama artı beşini satabilir miyiz bilmiyorum. Küçük bir risk yapalım mı ya? Çok ufak bir risk yapalım ya. 2M hiç vallahi şu an kasamdan gitmesini istediğim bir para değil. 2.5M hani 2M i. Basalım ya. Belki artı altı olursa abi bırakırız tez ya. Onu artı altı en azından 20M gibi bir fiyata satarız diye düşünüyorum. Kapat şu time abi. Yani olursa tabi olmama ihtimali de var. Abi hiç, hiç, sevmiyorum şöyle riskleri. Vallahi hiç sevmiyorum. Şuradasın ya. Sen sen burada geldin be. Hadi be. 20 mi vardır diye düşünüyorum geçerse. Gelirse güzel olacak. Gelmezse de kısmetimizde değilmiş. Ne diyelim. Hadi be dostum. Şöyle bir sarartın oraları. Hmm. Sarartın dedik ki şimdi kırmızıdan farklı bir şey gelmez herhalde. Hadi bir iki sarı üst üste göreyim basacağım ya. Lütfen geç. Lütfen. <laughs> ne oldu lan? Ne güzel basıyordunuz. Ne oldu? Hadi birader. Hadi birader. Şimdi kaydı kapatacağım bekleyeyim diyeceğim. Kaydı kapatacağım bu sefer basacaklar. Arkadaş milleti resmen strese sokuyor ya. İnsanı gerçekten strese sokuyor şu anvil olayı. Hadi dostum bir tane tam basıp gideceğiz ya. Hadi dostum. Yes 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 geçti geçti geçti. Güzel. Bunun artı 7 bayları 40 50 m gibi bir şey. Ben 21 22 o civarlarda bırakırım ya tezgah. Güzel oldu ama gerçekten en azından 3 tane şeyli satsak bile 2'den bile vermeye razıydım. 6 m de sana hadi elimizdekileri bastık. 8 9 m gibi bir gider oldu desek. Yani 20 küsur bir şey satarım diye ümit ediyorum. Umarım da hızlı gider. Çok uğraştırmaz beni. Güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Bu arada ufak bir hesap yaptım. 90M gibi bir fiyat. Aynen 90M'e direkt bronz premium alabiliyoruz. Amacımız şimdilik 90M'i kasmak olacak. Ben yani adam biri bana ikemden alayım demişti. <laughs> Ona cevap verememiştim. Ama zaten fiyatları çok ucuzmuş bunların. Baksanıza. 1.6 yani 2.4 6M bile etmiyormuş ya yani baktığımız zaman. Tabii satışımız bizim ne olacak onu da bilmiyorum. Şöyle kaba taslak bakalım e, koyduğumuz şeylerin fiyatlarına. Çarı biraz burada bırakalım bakalım satış olacak mı? PM gelirse belki PM'den de verebiliriz bu şişeli. Şimdi chat görevlerinden devam ediyoruz. E, şöyle bu elemrakları keserken maalesef Sword Breaker kullanamadım. Çünkü doğru düzgün kesemiyoruz. E, ondan dolayı kullanamadık yani. 50 milyon xp alacağız buradan. Güzel oldu. Senin artık işimiz yok zaten. Çöp atabiliriz. Şimdi görevleri yaptığımız zaman ihtiyaç duyduğumuz yerde e, çift dagger görev dagger'ı kullanacağız. E, ondan dolayı ben şöyle güzel bir e, mana potu depolayayım. Güzel bir biraz da can potu depolayalım. Bazen gereksiz yere mana potu harcıyoruz. Ondan dolayı can potu da alsak iyi olur. Öyle üzerimizdeki para da birazcık azalacak ama yapacak bir şey yok artık. Levelimizi 70 üzerine çıkarmamız gerekiyor. Seni alamadık tamam. Inno sesi açalım o zaman. Gönder. <laughs> bir 250 daha alalım. E, i̇htiyaç olacak zaten ilerleyen zamanlarda da. Keşke daha uygun fiyata bulsaydım. Şu an daha uygun fiyata bulamadım maalesef. O yüzden öyle alıyoruz. Eee... 400'e yakın ee, şimdilik mana potu yeterli. Hatta 500'e yakın o 400 değildir. 100 tane can alalım mı? Aynen. Şöyle. Tamam bir 80'de alalım yeter ya. Yani. 8-8-16 ee, 30 atalım. 120 çekelim. Yani tam tam tamına tam neredeyse üstüme oturdu. Ben yani bu şekilde biraz devam edelim. Görevleri yapmamız lazım. Hemen görevlere devam ediyoruz. Evet dostlar. ayrın görevini yaptık. Geldik şöyle hemen Veda'ya. Verelim görevimizi. 26 milyon eks veriyor. Tekrar ikinci görevde alacağım. Buradan devam edeceğim mecburen. Biraz tıkandığımız noktadayız. Pot harcamak zorunda kalıyoruz. Mesela şu gördüğünüz gibi sport breaker'ı kullanamıyorum şu an. Çünkü kullanırsam kesemiyorum. Hızlı kesemiyorum. Çok zor oluyor. Ondan dolayı böyle devam ediyoruz. Ee, görev verdik. İkinci, ikinci görevde üstümüze aldık. Hatta üstümüze gelenleri de hatta şöyle bir atalım. Sundures'e. Bakalım bir şeyler çıkmış mı buradan. Ya, pek farm gibi görünmüyor burası şu anda da. Yani 140k falan. Yani hiç yoktan iyidir. Şöyle sattık. Şimdi devam edelim göreve. Evet dostlar YouTube'da yorumlarda Ömer Doğan diye bir arkadaşımız vardı sağ olsun kendisi bu videoda bizim için çekiliş yapacak bilginiz olsun videoyu attığım tarihte zaten direkt açıklamalarda belirtiriz nasıl olacağına dair kendisi oyundayken şöyle bize göre materyallerini vermek istedi valla bizi bunları çıkarmak zaten bizim için zor olacak biliyorsunuz ondan dolayı şöyle alıyorum çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kanka senin bir de söylemek istediğin bir şey varsa kayıtlıyken istersen sen de söyle. Var mıdır? Çekiliş gününü beklesinler. Çekiliş gününü beklesinler. <laughs> Tamamdır kankam. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet dostlar şimdi bir iki görev yaptık. Onları hemen verelim. Iron Claw ve bunu verince level alacak mıyız? Yok almıyoruz öyle. Bir 65 olamadık birader. Evet şimdi devam edelim. Evet slota geldik. Ee, burası boş muhtemelen kesebilirim diye tahmin ediyorum. Ee, şöyle skillleri bekletiyordum ama maalesef iki kere master vereceğim. Üzerime taş almadım değil mi? Neyse gidip taş da alıp gelelim. Bunları keserken sürekli kitleneceğiz çünkü. En azından M2 basalım da bir işe yarasın. Rogue. Aynen. Tamamız herhalde. Evet. En azından bir işe yarasın. Seri seri keselim. Bu kombinasyonla bir deneyeceğim. Baktım kesemiyorum. Yine Dagger'ı takarız. Evet şimdi A3. Birinci görevi yaptık. Şöyle verelim. Levelimizi alalım. Ya, ya keserken de bir yattık maalesef. Öyle bir sıkıntı da yaşadık. Çok sağlam vuruyor. Kitliyor bir de. Özellikle kitliyor. Yeni görevler de açılmış. Evet. Bu sefer aynı hata yapmayacağız. 60 sonrası zaten 5 tane stat point geliyordu. Şöyle 94'e kadar verdim. Şellerimizi de hazır gelmişiz. Giyelim. Yani yaptığımız hatayı üzerime öyle alamıyorum. <laughs> hadi be canım hadi be. Yaptığımız hatayı hemen düzelttik. Evet karakterimiz de bir yakışıklı oldu. ha. Yani bunları bırakamıyoruz. Çöpe atacağız. E zaten 70 level olduktan sonra biliyorsunuz tekrardan CZ'de Evet, şer görevleri açıldı. Muhtemelen son görev 74 ya da 75 gibi bir şeydi. Tam emin değilim. Bakarız ona. Yine bu görüntüyü alacağız zaten. Sadece biraz da defansı falan fazla olacak. Öyle devam edelim. Bir defansımız yükseldi şu an ama iyi oldu bizim için. 1300 hatamız oluyor mu? 1320 güzel. Evet kesmeye devam edelim. LR falan da veriyormuş bunlar. Tamam. Şimdi kitlenmemiz biraz daha azalacak. Güzel oldu. İkinci görevi de yapalım. Evet bir tur daha AC görevini yaptık. Hemen şöyle teslim ediyoruz. Görevleri seriden devam edelim. Evet ilk TK görevini de yaptık. Dunlight. Veriyoruz. Şimdi ikinci alan. Bir arkadaşa denk geldik. Şanslıyız. Onunla beraber devam ediyoruz. Umarım sürekli onunla gider de şu görevlerden kurtuluruz. Biraz da level almış oluruz. %44 de olmuşuz bu arada. Güzel. Ee, ya Diğer görevleri vermek istiyorum da. Ama işte premiumsuz bayağı bir az eksik verecek. En son çıkarım o. Ama dediğim gibi ver, vermemek için direneceğim. Ve videonun sonuna doğru herhalde yaparız. Tamam, bilmiyorum. Şu Stone Golem'deki şeyde, yani bu görevi de yaparız. De, Deru'dakini yapamayacağız muhtemelen. Yani deneriz. Olursa onları da bir artı altıya basmaya çalışırız. Yani olursa güzel bir getiri elde ederiz. Olmasa da aynı bu şekilde devam. Şimdi bir parti bulduk. Onlarla görev yapıyoruz. Üzerime almadığım bir DS görev vardı. Doom Soldier. Onu alayım. Aynen. Devam edelim. Umarım adamlar sıfırdan başlamıştır da biz de görevleri seri seri yaparız. Yazamadım bir türlü ya. Nasıl ya? Ya partiden 4-4 yazıyorum. Burada şimdi e, Dead Knight'leri gördüm ya böyle TS basılı. Şimdi bunlar kesin mage'dir. Hiç partiye de bakmadım. Şuraya bakıyorum şimdiden diye çekmiyorlar. Birazcık mallığımıza denk geldi ya. <laughs> ee, başka görevler yapacak mısınız? Bizim bitiyor. Balkon CR'ye geçeceğiz. CR yap. Bende var. Aslında bir level daha alırsak herhalde Falcon mı açılacak? Yani o görevde level alırsak olabilir gibi. Olmadı CV de yapacağız. İki dur CV yaptığımız varsayarsak level alıyoruz. Falcon'la CV'yi CV aynı anda yapmadığımız sürece bir sorun yok gibi görünüyor. Bakalım. Ya bu arkadaşlara devam etseydik güzel olurdu. Başka görevleri de yokmuş maalesef. Şimdi dostlar bir de sizin bir önlerinize ihtiyacım var şimdi. Şöyle skill statları hala vermedim. Bir anda tonu da çekmektedir. <laughs> Hepsi gitti. Skill statlarını hala vermedim. Ee, yani benim aklımdaki olan düşünceyi söyleyeyim. Amacım üçlü defansı açmak ilk olarak. Şimdi eğer ki üçlü defansı açma. Yani ne bileyim master'da mesela master 5'e ver. %10 buradan fazla demeye çal ya da ona kadar ver 115 fazla demeye çal bunu almam mı daha mantıklı üçlü defansa açmam mı ben üçlü defansa açmaktan yana düşünüyorum ama emin de değilim belki gözden kaçıracağım bir şeyler de olabilir yani üçlü defansa aslında Cz çıkarsak falan işimize yarar ondan dolayı biraz da istiyorum ee, sizin de bir düşünceniz var mıdır hangisini yapsam daha mantıklı olur ya yani Mastram devam edeyim Normal skillimi mi açmaya devam edeyim yoksa güçlü defansa mı adapte olayım? Bilemedim. Böyle bana bir de yardımcı olursanız bu konuda iyi olur. Ya ben dediğim gibi ben bence güçlü defans çok çok daha mantıklı. RPR'mizi yapalım adamlar gidiyor slota. Güçlü defans çok çok daha mantıklı ama belki de dediğim gibi gözden kaçırabileceğim bir şey olabilir. Atak mesela atağımın yükselmesi de yani ön planda olmalı defans da ön planda olmalı İlk olarak ya da master ona kadar verip sonra müşri defansa bakmamız lazım bunu yaparsak direkt 70'i de açamayacağız Alan falan filan birazcık durumlar karışık yani bir yardımcı olursanız yorumlarda ben çünkü yorumlara bakıyorum ona göre ilerliyorum daha da güzel oluyor ya benim için de okuyorum birikiyorum mesela bakıyorum tamam bu da mantıklı diyorum ona adapte oluyorum öyle Yorumlarınızı da bekliyorum. İlk çevre görevini yaptık. Şöyle gelin verelim. 25 milyon. Okey. İkinciyi de alalım. Ya DS görevlerini bitirsek level alacaktık da. Bu arkadaşlarla Falcon'a kadar devam edecektik. Ama maalesef DS görevini bitiremedik biz. Geç kaldık biraz. Evet şimdi görev bitti. Verdik. Gelip şöyle verelim. Kaç milyon XP ihtiyacımız var bizim? 20 19 milyon XP ihtiyacımız var. 19 milyon. Bir tane şu görevlerden yapsak mı ya? Hiç hiç böyle içim yani içimden geçmiyor yapmak da. En düşük olan görevi bakalım. Ok ya maalesef e, vermeyeceğim çünkü aralarında gerçekten çok fark var. Böyle gösterin mesela örnek bir tane açalım. 27,5 milyon 55 milyon iki katı. Yani zaten premium alacağız. Premium alınca bir de eksik kasma derdimiz yine olacak. Bundan dolayı şu an almak hiç mantıklı değil. Amacım bu arkadaşlarla birlikte Falcon'u yapmaktı. Olmadı. Öyle diyelim. Evet dostlar, ikişer görevini de tamamladık. Nero ve e, SG. Nero'nun son bir tane kaldı. Vallahi bu Cene'deki arkadaşlar çok işe yarıyor açıkçası. En azından görev yaparken. Çünkü adam taktiği belli. Üç tane üç kere vuruyor. iki vuramıyor maalesef. Şöyle bir, iki, üçüncü de ben vuruyorum. Görevi bitiriyorum. Her seferinde böyle yaptım. Çok rahat oldu. SG'de de aynısını yaptım. Ama SG yaparken maalesef TS falan basılı olmadığı için bir kere bayıldık. Böyle bir sıkıntı oldu. Problem yok. Ex kasıyoruz ama yerlerde de böyle bazen bayılıyoruz maalesef. Biraz da kendi ahmaklığımız oluyor. Şöyle iki tane daha şey aldık. Bu şeyleri hiç bekletmeden taze taze gidip 5'e deneyelim. Geçerse 6'ya atalım. Yani 3 artı 3'teyken satmak çok zor oluyor. E böyle biraz risk hatta düşük upgrade scroll'a deneyeceğimiz için baya bir riskli. Geçmem ihtimali de var. Yani günler haftalar boyunca Tezgahta bekleyeceğini en azından bir denemiş olalım bizde. Geçerse biliyorsunuz güzel oluyor. Geçmezse de yapacak bir şey yok. Ne oldu ya bir anda bilgisayara? Allah Allah. Bunu yapmaz da bu bilgisayar. Allah Allah. Değişik. Aşırı derecede bir lag yani böyle bekletiyor. Uzun süre açık bıraktım ondan mı oldu acaba? Siz de belki görüyorsunuzdur videodan. Evet. Hiç hız kesmeden hemen gelip şunu basalım. 65 mi Bırakmışım. Yok. Tamam. Böyle yapıyorlar genelde. Ya dost bize şu göğüslüğü bile artı altı versen biz tamamız aslında. Güzel. Yandı. Yani bir geçer bir kalır gibi. Normal. Bu göğüsü yok ya normal deneyeceğiz. Abi geç lütfen geç ya lütfen geç. Artı 5 ol 6 artı 6 ya da normal busla deneyelim seni ya. Geçer misin? Ah be ah be ah be. Yemedi. Neyse yapacak bir şey yok. Dostlar benim burada gözüme batan bir şey var. Sizin de muhtemelen batıyordur biraz. <laughs> Şu arkadaş. Şimdi bu arkadaşı da aynı şekilde satmaya çalışıyoruz falan. Bir yerlere varamadık bununla. Satılmıyor da biraz da zor satılıyor. Ama 7 olursa bence satılır diye ümit ediyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bir deneme yapacağız ama en azından şu premium'u gerçekten artık ihtiyacımız var. Kapat, kapat. Zaten gözden çıkarmışız bu parayı. Kapat. Evet. Ne diyorsunuz? Geçer mi sizce? Ya bize güzel bir sevinç lazım artık. O zamana kadar çok güzel ilerledik ama yalan yok. Yani aradayken benim yapmış olduğum ufak tefek hatalar var. Eyvallah. İyi ilerledik ama kötü ilerlemedik. Sol aşağıya kapatalım. Sağ aşağıya kapatalım. Umarım geçersin ya. Umarım geçersin. 7'ye atıyoruz. 7'de tamamsın işte. Burada geçersin. Yes. Ya bir güzel bir sevindir bizi be. Bir sevindir bir premium alalım ya. Almak istediğimiz premium bronz premium. Hadi bir sevindir be. Sarılar gelsin sarılar. Geçti geçti. geçti <laughs> geçti, geçti 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 güzel. Umarım artık bir 45 elleme satarız bunu. Yani artık satmamız da gerekiyor birader yeter de. Artı altı artı. Aha birim SPM attı. Se Aleyküm selam. Valla düzgün bir fiyat verirsen dediğim gibi 40-50 arası ben bu adama direkt veririm okuturum. Ne diyeceksin reis? Hadi söyle. 40-50 eder herhalde. Daha da üstüne çıkmaz. Daha doğrusu 42-43'e mi baydaydı yanlış hatırlamıyorsam. Güzel oldu. Şu sol aşağıya giriyor musunuz biraderler? <laughs> oh vallahi güzel oldu. Tadından yenmez şimdi bu. Evet bir kişi daha attı. Aleyküm selam. Satılık. Satılık sağlayabilirim. 43.51'e SV 3'e pazardaydı. 43 diyor. Olur. 45 diyelim. 45 deyip anlaşalım. Umarım kazıklanmıyor durumdur. Evet. Aldık da 48 diyelim. Bakalım kim ne diyecek. Yani 2-3 şu anda bizim için önemli. Evet 43'e anlaştık. Ee, aslında vermeyip tezgahta bıraksak PM nasıl gelir ne olur hiç bilmiyorum valla. Ya birazcık sanki e, yanlış bir şey yapıyormuşum gibime geldi. Basınca hemen satmak. Çünkü zaten çar tezgahı bırakacağız. Ya bir an önce dediğim gibi premium'e ulaşmak istiyorum da. Bilmiyorum hata ettik herhalde. Ama sorun diye adamla anlaştık artık. Anlaştığımız için yapacak bir şey yok. Artık geri dönüş olmazdı. Evet. Güzel bir haber bu. Buralardan da bir 20-30 bir şey çıkarsa 90 eme şu anda ulaşmamız lazım ki bronz premium alalım. Evet dostlar bana şimdi kızacaksınız biliyorum. Ben de kendime kızacağım. 3 tane MD alıp denemek istiyorum. Yani zaten hedefimizi biliyorsunuz. Yani ne yapmamız gerektiğini de biliyorsunuz. Ondan dolayı 3 tane alacağım. Daha da eğer iyi ilerlerse belki üzerine bir aynı şekilde yaparız. Bu arada sadece abi 3 tane alıyorum bak. Tekrar söylüyorum. Ee, amacım artı 7 artı 6 olursa hepsini artı 6 olmazsa 7 olarak düşünelim. Bu da şeyden dolayı şimdi bir upgrade yaptık. Şansımız yaver gitti. Eyvallah. Ondan dolayı küçük bir 6M kadar bir risk yapacağız. Ee, daha da altına düşmeyi planlamıyorum. Dediğim gibi olası bir durum olursa biraz daha belki ilave ederiz ki premium parasını çıkartalım diye. Yoksa yapmayacağız. Yani böyle duruyoruz. Bilginiz olsun. Ee, hadi bakalım bize güzel şeyler verecek misin? <laughs> Üçü de artıya da olursa zaten hayat bambaşka olur. Ama bir tanesini de artı 4 yapamadık. İmkansızmış. Yani 3 artı 4 artı 7 olursa zaten muhtemelen direkt şeye alıyorduk. Premium'u alıyorduk. Evet bir kırmızı da atarsa sarı gelir üstüne. Sarıdan da ah be. Abi yapma ya. Yandı. Ha geçmiş. Kötü. Yani 3'te 3 üç. 6 olur diye düşünüyordum. Bir tane bile olmadı herhalde. Oldu bir tane oldu. Aslında başladığımız yerdeyiz şu anda biliyor musunuz? Ya yani 40 emin altına düşmüyoruz dediğim gibi. Deneyelim ya. Zaten riski alacağız dedik. Hadi deneyelim. Çok şey istemiyorum Night Online. Bana bir bronz premium ver be. Ah be. Maalesef olmadı. Biz devam edelim abi. XP'mize yapacak bir şey yok. Küçük bir küçük çapta bir heyecan yaşadık diyelim. Hemen kaç buradan. Maradondan kaç kaç kaç. Git hemen Maradondan. Eslanta. Burası da yakın mekan sayılır. O yüzden <laughs> uzaklaş Eslanta git. Hemen görevlere devam edelim abi. Evet şimdi BDV'ye girdik. Mikrofonu düzelteyim. BDV'ye girdik. Ee, umarım alırız. Umarım güzel sonuçlanır. Kırmızı kutuya ihtiyacımız var. Şimdi bakalım nasıl olacak. Bir tane prast geliyor. Yaklaşmadan öldürsem aslında çok daha iyi olur. Evet. Güzel. Tamam. Aa, gel sen de. Gel sen de. Aa. Mino niye basmıyor diyorum. Zero giriş yaptım ya unuttum ben saat kalmayı Mino'ru. Tamam da al, alacağız inşallah bakalım. Rest ya şey iki yiyor çünkü. Yani o bir kere vursa ben bir spy kassam falan filan. Geri okçuk alır. bak biz de ama iki yiyor gibiyiz. Bakalım <laughs> nasıl olacak. Evet dostlar bir e, kazandığımız BDV daha. Güzel oldu. Bir tane daha kırmızı kutu aldık. Gidip inostese bırakalım. Evet. iki adet kırmızı kutumuz vardı. Gelip kıralım dedik onları da bari. ya yani bu kadar şansa denk gelmişiz. Girmişiz yani. Belki buradan bir şey alırız. Yani bir raptor şart mı bir şey alsam bile Şart değil de en azından bir raptor alsam be. Çok bir şey istemiyoruz. HBMB HB zaten atma ihtimalin 0.000001 falandır. Muhtemelen çitini atacağım. Evet. İkinci çitin bari rogi olsun da belki basarız bir şey yaparız. MD de olur. MD de olur. Ne diyelim? Ninosis'imizde kalan Milli Cluster'ı kullanıyoruz. artı altı oldu. Yapar mı acaba 7? Ne diyorsunuz? Az önce şansımız yaver gitmemişti. Şimdi gider mi? Az önce burada denedik. Burada demek ki alamıyoruz baba. Bir de şuraya koyalım. Bir de şöyle bırakalım. Ne güzel sarı sarı yanıyorsun. Bir de bizim için yansan o sarıyı. Yes. Yes yes yes, yes, yes. güzel. 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 Şimdi kırken burada desek Inos testte bir iki parça satılacak şeyler var. Bunu 18'e falan satarız herhalde. 16 küsür bu buydaydı Hadi 18 demeyelim. 17 diyelim. Evet, 57, 58 gibi bir şey diyor herhalde. Çara sanırım artık tezgah bırakma zamanı geldi ya. Evet. Bunu da kıralım hatta. Çünkü bunun satışı olmuyor. Yani çoğu şey bırakıyoruz tezgaha. gitmiyor. Bunlar zaten tezgah dolu görünsün diye. <laughs> Başka bir nedeni yok. Bu çitinleri direkt sundiresi satabilirim. Bunlar çünkü priced match. Price'ı bırakırız belki 200-300 kaya alırlar. Tam satılacak eşyaların hepsini aldık üstümüze. bunu da atalım ya. Yani. Ne uğraşacağız ki bununla? Alırlar mı acaba? Çünkü çok bilmiyorum ama hani gitmez herhalde ya. At gitsin. Çok fazla uğraşmayalım. <laughs> <laughs> Okey. Bir geçelim o zaman. Tezgaha bırakalım karakteri. Aynen. Geçelim bırakalım tek karakteri tezgaha. Evet dostlar. <laughs> çalışım tezgahı bıraktık. 7M'de 18'e bıraktık. Ee, şöyle göstereyim hepsini tek tek. Bunu satılacak diye bırakmadım zaten. Fiyattan da anlarsınız. Zilimi hemen bıraktım. Satılsa zaten yeni bir tane alırız. Çok da zor olmaz. Ee, şöyle. E, yani ortalama bunlar. Yani şu iki item zaten satısı zaten ana itemler bunlar. Bu iki tam satılsa 20 mi buluyoruz hemen hemen. Üzerine bu satılmasa da kıracağız artık yapacak bir şey yok. İçerisinden çıkan taşı satarız. Ya yani 20 m gibi bir 20 22 gibi bir gelir olur. Eğer hepsi yani istediğimiz temler satılırsa. Bakalım şöyle bıraktık. Sabah uyandığımızda nasıl bir tabloyla karşılaşacağız bilmiyorum. Ee, MD bastık güzel oldu. Şeli bastık güzel oldu. Şeli hala piyasada göremiyorum. Yani diğer serverlere çok fazla giremediğim için deniyorum mesela. Zira dörde e 1 ya da iki kere girebildim. Ama o zaman elimde şel yoktu. Şimdi deniyorum giremiyorum. Falan filan. Ondan dolayı tam net fiyatlarına da hakim olamıyoruz. Çünkü 5 ile 6'da fiyat farkları biraz daha değişik olabiliyor. Bayını görüp selini görmek lazım. İkisini de bir anda göremediğimiz için. Satışta biraz sıkıntı. Yani bence ben kendi tahminime göre söyleyeyim. Shell'i biraz uygundan verdim. Öyle düşünüyorum. Tam fiyatını hala net olarak bilmiyorum ama. Böyle bırakalım karakteri şimdi sabah uyanalım. Umarım güzel bir tabloyla karşılaşırız. Evet dostlar. Ee, MD satılmış. gördüğünüz gibi 17 411 k üzerimize düşmüş. 57 mi toplamışız. Devam edelim şimdi. Evet şimdi TB görevinin ikincisini yaptık. Şöyle gelip verelim. Level alamayacağız. 98'lerde evet. Şimdi bir bir tane daha görev yapmamız lazım. Level alalım, alalım diye. Abartık artık 70 olmak istiyorum. Çok zor. Çok sıkıyor. Problemli durumlar yani şu an. Ee, şöyle repere atalım. Üzerimize de bir şeyler geldi. Onları da şöyle satalım. 300k falan eder mi acaba? Hadi, hadi. Ettiğin gibi bir şey tamam. Ya şimdi chat görevini yaptık dostlar. Şöyle 87 atak veren PDD'leri al, alacağız. Niye alamadık? Ver. Hani elimizdeki medyeler artık çöpe atabiliriz. Ya diyorum bir şey eksik, bir şey eksik, bir şey eksik. Mersem bu eksikmiş birader. Yani ondan dolayı da birazcık hatamız falan düşük oluyor. Bakın ne kadar e, oynadı. Şöyle duel taktığımda 1320 idi. 40 42 atak oynadı. Bu şekilde de hemen hemen bir 30 atak oynadı gibi bir şey. Şimdi bir tur daha HTC görevi yaptık. Görev verdik ve develimizi aldık. Evet tezgahta satamadığımız bir itemimiz vardı. Sürekli bırakıyoruz satamıyoruz. Bolt, <laughs> Rogue, Ehring. bari kırdıralım. Bir tane taş alalım. bir tane taş atacaksın herhalde. Evet. Beklenti genelde böyle oluyor zaten. <laughs> Neyse taşın fiyatı 3M gibi bir miktarı olması lazım. Şuralarda hep bayağı kuruyorlar ama bakalım. Var mı? Var. Yani işte 3 eme falan satılır. En azından onunla uğraşmamış oluruz. Bu biraz daha hızlı gidiyor. Şimdi Night Royale Duo etkinliği var. Ona da tıkladık. Bir girip deneyelim bakalım nasıl İyi mi değil mi tek tek de olduğunda birazcık e, yani nasıl rahat mı diyeyim tek de olduğunda biraz zor da aslında rahat değildi ama şimdi iki kişi karşındaki insanla da, insan da çok bağlı şimdi kazanabilip kazanamamak bakalım nasıl olacak bir deneyimleyeceğiz ya şöyle şimdi bu etkinliği kaçırmazsak eğer sürekli girersek güzel olur ilk sıraları girersek tabii çok daha güzel olur ilk sıraları muhtemelen çok giremeyiz yani etkinlik devam ederse bire içerisinde bronz premium falan da verme ihtimali var gibi. Yani her seferinde birinci olma gibi bir ihtimalimiz olmayacağı için. Ki gene olarak ilk üçe girebilecek miz onu da bilmiyoruz. Sürekli katılmamız lazım ama yani şuradaki en azından 30 günlük bronz premium alabilmek için. Zaten şimdilik alacağımız premium mecburen üzerimizde ve kastımız parayla almaya çalışacağız. Bu da işte eğer gelirse belki bir sonraki ay için ekstra ya da alınıp satılır mı bilmiyorum. Muhtemelen satılmaz NPC'den aldığımız için. İlerleyen zamanlarda ona göre bakarız. Şimdilik etkinliği kaçırmamaya dikkat edelim biz. Evet dostlar. E <laughs> Night Royale'den de pek bir şey alamadık. Yani şimdi ufak bir upgrade yapacağız. Premium için her şey bu. Premium için. Ya Biliyorum şu anda bana kızıyorsunuz. Sıfırdan serisinde böyle bir riske gerek var mı? Yok. Bence de gerek yok. Ama zorlanıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Bu zorlukları birazcık e, aşabilmemiz gerekiyor. Böyle e, iki tane aldım. İkisi artı altı olursa zaten dünyanın en güzel şeyi olacak benim için ama bilmiyorum olur mu olmaz mı? Deneyeceğiz ama bu yola girdik artık. Geri dönüş yok. İtemleri aldık. Ee, 5-5-10 tane de Evet. Tam zaten ona göre alıyorum. Sol geldi. 22 tane gelmiş üstümüze bu arada. Ben yani hiç gel, gelmedi diye düşündüm. Daha sonrasından düşüyor herhalde. Evet. Bittikten sonra düşüyor herhalde. Ha, ben bunları ikiye neyle atayım ya? Normal high class mı atsam? %90 oranındaydı. Geçer herhalde ya. Geçer mi? Geçer geçer. Bu aldığımızı aldıklarımızı satarız olmadı. Hadi bakalım. Artı 2. Güzel. Artı 2. Burada yakmadık. Güzel oldu. Şimdi dostlar ikisi de artı 6 olursa çok güzel bir senaryo olur. Ee, dediğim gibi premium'a ulaşım ulaşmış gibi bir şey oluruz. Evet şimdi bir heyecan sardı beni. Güzel dörtsün. Çok bekletmeyelim seni. Beşsin güzel güzel. Senaryo güzel devam ediyor. Lütfen. Yes 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 yes. 5 olursun hemen oldum. Çok güzel abi. Çok güzel. 2 tane artı 5 raptörümüz var. Şimdi bunları 5'te satamayız. Satabilsem şu an gerçekten direkt 5'te satarım. Ama artı 5'te alıcısı muhtemelen pek olmaz. Abi iki tane artı 6 istiyoruz ya. Ne güzel bu zamanlara kadar gelmişiz. Güzel, çok güzelsin be. Çok güzelsin be. Hadi bir tane daha. Son son adım ya. Premium'a son adım kaldı. Lütfen. Lütfen premium'a son adım kaldı. Ver be. Yes be, yes be, yes be. <laughs> dostlar, dostlar, dostlar. Sonunda ya, premium alabileceğiz. Sonunda ya, vallahi sonunda. Gerçekten abi günlerdir sıkıntıya girdim ya, hiçbir yerde kasamıyorum, bir şeyler olmuyor. Delirecektim resmen ya, son çok güzel oldu. Şimdi şunun bir fiyatına bakalım, 60-65 arası diye hatırlıyorum. Çok güzel oldu ya. Şu primim artık alayım görevleri yapayım valla. Yoksa 70 level de olamayacağız birader. Valla olamayacaktık yoksa. Yani şu an oyunun öyle bir <laughs> noktasında ki. Yani geçmese oyundan gerçekten soğuyacaktım. Yani artık böyle bir alayım falan da diyebilecektim. Yani o dedim derecedeydim. Ama geçti Allah'tan güzel oldu. Yani şeytan bir yandan da dürtmedi şunları artı yedi yapıp da kardeşim hemen bir tane DC premium alsan falan diye ama maalesef öyle şeyler olmayacak. Evet şu tabloya bakar mısınız abi? Çok güzel bir tablo değil mi? Ee, şunları umarım hemen satarım ya. Bir an önce elimden gitsin istiyorum durdukça çünkü ben tekrar sıkıntıya gireceğim. Ben satılsın gitsin abi. Biri PM atar zaten direkt PM'den yani trade'den veririm. Bay, bayı ne kadar da 63 cm gibi bir şey herhalde. 68 de seli var. Normal bir fiyata bıraktım yani ne düşük ne pahalı. Biri PM atarsa 65, 65 200 o fiyatlara zaten verilir. <laughs> Şöyle bakalım neleri bıraktığımıza. Evet karakteri böyle bırakıyoruz. Kısa sürede satılırsa hemen premiumumuza kavuşacağız. Şimdi bir arkadaşla anlaştık. Şöyle 63 çarpı 2'den 2 tane alıyoruz. 126 hem. Hadi olsun. Evet şimdi koşarak sitelere gidip e, hemen bir bronz premium'umuzu çözelim. Şimdi 90 mi teslim ediyoruz dostlar. Böyle verdik. Birazdan premium'a kavuşacağız. Kayıt altında ya da olsun en azından. Kabul et. Sonunda bu görüntüye kavuştuk ya. Şükürler olsun. Bire, ee, bire gireyim. Şimdi girmemiz gereken ne vardı? İlk olarak şeye gireceğiz. E, ee, Direklere gireceğiz. Aynen. Oranın görevi de var. Orada da bir level alalım. Son, öncesine hatta gidip şu görevlerimizi verelim. Yüksek e, eksperen görevleri. Eslant'ta. O görevleri verelim. Direkiye girelim. Devam edelim işte artık artık amacımıza birazcık yaklaştık. Yani ilk amacımız bronz premiumda ona ulaştık. Devamını artık bakacağız. Üzerimizde de para kaldı abi. Çok güzel oldu. Yani iki tane Raptor. Bazen şeytan böyle aklınıza girdiğinizde kötü şeyler olabiliyor ama bu sefer olmadı. İyi ki de olmamış. Şunları bir üzerimizden bir atalım. Estante geçelim. Görevlerimizi seri seri verelim. Karakter 70 olmaz da 68'e falan rahat bulur diye düşünüyorum. Ee, materyal görevlerini yaptığımızda. Evet. Hiç kapatmamıza da gerek yok herhalde kaydı. Geldik zaten. <laughs> Abi gerçekten güzel oldu. Bronze Pyramid'e herhangi bir şey vermiyordu zaten. Ekstra. Ama olsun oyuna soksun çıkarsın yeter şimdilik bize. İstemiz doydu. Burada da bir iki bir şey kaldı. Evet. Neredesiniz? Şimdi bunun 10 taneydi. Bunun 20 mi 10 mu? 10 da herhalde. Bunları ben toplayayım hemen üstüme. Materyallerden de çok eksiğimiz varmış bu arada. Şöyle görevleri ufak ufak vermeye başlayalım. Ee, ben bu kadar eksim olduğunu düşünmüyordum. Ama varmış. Neyse zamanla kendi görevlerini de yapacağız zaten. 67 olduk. Ben şimdi... Of ya benim bu klavyenin bir sıkıntı var. W ile S tuşuna bastığım zaman bazen böyle atıyor. <laughs> yani takılı kalıyor öyle söyleyeyim. Ondan dolayı beni sürekli oyundan atıyor. Yan bilgisayardaki klavye takacağım mecburen. Şimdi değil tabi. Ya o diğer klavyeyi sevmiyorum ama dediğim gibi bu klavyede değişik bir durum var. Niye oluyor bilmiyorum. İçini çıkardım temizledim bir şeyler yaptım ama yine yine düzelmedi. Oyuna girelim tekrardan. Rekiye girelim oradan devam edelim. direkt ye girdik buradan görev yapı yapı devam edeceğiz. çıldıracağım ya. Şu bir beni oyundan atması delirtiyor ya. İlk dungeon'dan bunu yaşamamız normal mi arkadaş? Bu arkadaşlar böyle olmuyor ya. İkincisindeyim daha ya da VB atacak yere bile gelemedim arkadaş. Böyle olmaz. Şimdi DC yürü sürekli. Şimdi klavye değiştirdim tekrar geri geldim. Tam bu elimdeki klavye nasıl bir klavye biliyor musunuz? Yani çocukken ee... HK attığınızda PvP serverlarda CTRL'ye 50 kuruşu sıkıştırıp seri seri binler atardınız ya tam o şekilde tam eksiksiz yani çok eski bir e, klavye bununla oynayacağız mecburen çünkü diğer klavye klavyeden dolayı diye tanıdım çünkü W ya da S'ye bastığımda böyle nasıl diyeyim takılıyor böyle git yani sürekli git git yapıyor mesela W'ye bastığımda ve saliseli falan yapıyor yani onu o yüzden DC atıyor Geçmişte de bunu yaşamıştım. Ee, klavye değiştireceğiz olma diye başka bir klavye alırız daha sonrasında. Sıfırdan bilerek giriyorum bu arada bilginiz olsun. Çünkü pot falan attığı için yani cam potu mana potu bir şey harcamıyoruz buralarda. En azından pot yapılamış oluyoruz. Şimdi buradan da bir XP'mizi alalım. 20 milyon güzel. Burada level alır mıyız acaba diye düşünmüyor değilim ama zor gibi. %80'leri falan bize gösterir de level aldırır mı bilmiyorum Ya yani Buraya aslında 55-60 yani o levellerde ya da hatta 40 levellerde Girebilseydik premium'umuz olsaydı zaten Biz hani EXP kasma konusunda da bu kadar sıkıntı yaşamazdık i̇şte Premiumsuzluk birazcık zorladı bizi Ama sonunda ulaştık Bakalım ee, ilk iki hakkımız biliyorsunuz yandı Üçüncü hakta da bir VB alır mıyız bilmiyorum kısmetliyse kalırız değilsek yapacak bir şey yok umarım bir vb alırız bir şeyler alırız yani buradan güzel olur ya vb de bırak bir ms falan da atsam ben okeyim aslında şu anda Evet buradan sanırım 40 30 milyon alıyormuşuz tamamdır şu bir işimize yaramayacak yani en son yaramıyordu bana hala yaramıyordur diye düşünüyorum yani niye veriyorsa artık o da değişik. Eski serverlarda işe yarıyor eyvallah da. Bu serverlarda işe yaramıyor birader. Başka bir şey bırak onun yanına. Şuradan bir tane VB almamız yok mu ya? Resmen savaşıyorum. Hadi at bir tane VB. yemedim Evet bir eksip daha alıyoruz buradan. 50 milyon çok güzel. %55 olduk. Dostlar bir bölümün daha burada sonuna gelelim. Zaten bölüm dolu dolu oldu. Güzel geçti. Biraz heyecanlı geçti ama sonunda bizi titretmedi. Güzel güzel sonuçlandı yani. E, yüzdemiz %85 olmuş. Levelimiz 67. Tahmin edersiniz muhtemelen. 70 level olduktan sonra quest görevimiz var biliyorsunuz. Bir dagger alacağız elimize. Dagger'ı basmaya çalışacağız basarsak artı altıya kadar Ondan devam ederiz eğer basamazsak da amacımız bir tane 7 şart almak olacak Bir arkadaşımız yorumda belirtmişti Yunik unique alırsan Unique'nin RPR'si daha az olacağı için senin için daha iyi olur diye ee, Şöyle tab tabii ki de Dagger'ı yaparsak artı altı onun RPR'si çok çok uygun O ayrı bir şey olmazsa ilk aşamada en azından şart almamız lazım çünkü Unik için para ...biriktirmemiz gerekiyor falan filan... ...böyle birazcık zorlu bir yolculuk devam ediyor... ...bizim için... Ee, 70' ...bir sonraki... E, ...bölümde zaten 70 oluruz diye... ...tahmin ediyorum... ...olası bir durum bir problem çıkmazsa... ...evet... E, ...benden bu kadar bu bölümlük... E, ...Ömer Doğan arkadaşımızın bir... E, ...çekilişi olacaktı... ...ona çok teşekkür ediyoruz şimdiden... ...KlasGem üzerinden çekilişi yapacağız... ...bilgiler yorumlar kısmında var... ...bilginiz olsun... Hepinize iyi oyunlar sağlıklı günler